Merhaba Ortak Avaz izleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda çok değerli bir sanatçı arkadaşımı sizlerle tanıştıracağım. İvan Çelak. Hoş gelmişsin İvan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sağ olasınız. Çok güzel bir melodiyle başladınız. Güzel bir avaz vardı Ortak Avaz programında. Neydi bu çaldığınız? Şimdi bu çaldığım aslında benim bildiğim kadarıyla Gagavuz halk müziğinden çok eski bir türkü, Oğlan. Fakat sonra öğrendim ki Türkiye'ye gelişimde meğer bu sadece Gagavuzların halk müziği değilmiş. Bütün Türk dünyasının ortak bir şarkısıymış. Yani binlerce yılın Orta Asya'dan gelmiş bir ortak bir Türk şarkısı. Türk dünyasının türküsü. Ve bu beni biraz şaşırttı. Çünkü ben çok çok da mutlu oldum. Şimdi zaten bu bizim halk müziğimiz, yani Gagavuz halk müziği. Meğer bütün Türk dünyasının müziğiymiş bu. Siz bildiğim kadarıyla 92 senesinde, 1992'den beri Türkiye'de yaşıyorsunuz. Evet. Ve burada burslu okumak için geldiniz. Evet. Konservatuvarda okuyorsunuz. Bunlardan bahseder misiniz? 92 Aralık, Moldova'dan ve Türkiye arasındaki bir ikili anlaşma gereği öğrencilerin buraya gelmesi söz konusuydu ve burslu olarak okumak için geldik. O zaman tabii ki konservatuvarda akordeon birimi yoktu. Şimdi de yok hala. Yani Türkiye'de. Ve benim okuma seçeneğim de müzikoloji mi kompozisyon diye bir şey vardı. Bir nasıl diyeyim seçim kompozisyon mu? İkisinden biri mi falan. Benim değerli hocam Muammer Ersun'la konuşmuştuk bu konuyu, görüşmüştük ilk seferde. Tabii o zaman daha Muammer Ersun'un kim olduğunu hiç bilmiyordum bile. O zaman daha tanışmıştık. Yeni tanışmıştık. Evet, yeni tanıştık daha dediğim gibi. Ondan sonra kompozisyona karar verdik. Çünkü benim Moldova'dayken çalıştığım bazı çalışmalar vardı. Yani beste çalışmalarım. Ondan dolayı bir şey çaldım ona. O da bana sordu, daha önce yani kompozisyon eğitimi gördün mü? Ben dedim, daha önce görmemiştim kompozisyon eğitimi. Nasıl içine geliyorsa öyle yazdım. Olsa dedi, peki dedi, meğer bir şey görmüş orada. Sizin daha önceden de bir müzik geçmişiniz vardı mutlaka burada konservatuvara kabul olunduğunuza göre. Tabii ki. Çünkü tabii direkt ki. Birden konservatuvara girmek mümkün değil. Tabii ki. Yine akordeonla başlamışsınız. Bildiğim kadarıyla babanız sizi teşvik etmiş. Evet. Akordeona. Evet. Onlardan da bahseder misiniz? Tabii ki. Esas akordeon eğitimim benim eğitimle başlamadı. Daha 2 yaşından beri başladı. Çünkü babam bana, ben daha küçükken teşvik amaçla şöyle minik oyuncak gibi akordeonlar çalırdı bana. Ondan sonra daha büyüğünü. En sonunda en büyüğü de bu. Ve profesyonel akordeon eğitimine yaşım 8'di. 8 yaşında başlamıştım. Musiki mektebinde başladınız değil mi? Tabii. Yine Moldova içerisinde yaşım o zaman dediğim gibi 75'lerde falan, 76'lılarda başladım. Ondan sonra ortaokul bitirdikten sonra lise eğitimine, yani mesleki anlamda lise eğitimine, akordeon bölümüne başladım. Ondan sonra mezun oldum. Ve akordeon eğitimi gördüğüm okulda da sonra da yani hocası oldum. Akordeon hocası oldum. Yazdığınız, bestelediğiniz eserler neler var? Yarışmalara da katılmışsınız herhalde. Evet. Neyle katıldınız? Hangi eserle katıldınız? Vardı.
Şimdi birinci olarak şöyle bir şey. Öğrenci, yani öncelik sırasında kompozisyon öğrenciliği sırasında yazdığım piyano yani eserlerim vardı. Mezun olduktan sonra da daha 2000 senesinden mezun olduktan sonra master'dan, kompozisyondan bu yazdığım piyano eserlerini bir albüm yaptım. Piyano albümü yaptım. Ve şu anda geçen Kasım ayında da o da Kendi dünyaya çıktı. bestelerinizden ibarettir Tabii değil mi o kendi albüm? bestelerim. Kendi bestelerim. Keşke silseydiniz buraya onu. Aklıma gelmedi herhalde ondandır. Evet. Dinleyicilerimize tanıtırdık, izleyicilerimiz Evet. Unuttum, unuttum. İnşallah bir başka programda getirirsiniz. İnşallah. İvan Bey bir şeyler çalalım mı beraber? Olur. Şimdi bizim şimdi tarda bizim Azerbaycan'ın nasıl burada bağlama ana sazıdır. Tarda Azerbaycan'ın ana sazlarından biridir. Ben de Azerbaycan Devlet Konservatuvarı'nı bitirmişim. Çok güzel. Herhalde beraber bir şeyler yaparız gibi geliyor bana. Yapalım.
Bu neydi? Ayrılık. Ayrılık. Bu da demin bahsettiğiniz gibi o oğlan türküsü gibi Türk dünyasının bir marşı gibi olmuş. Evet. Allah rahmet eylesin bestecisine. Ali Selim'i bu besteyi yaptı ve bütün dünya okuyor şimdi Onu da bunu. yüreğine Dünya sağlık ona da. çalıyor. Onu da yüreğine sağlık. Yüreğine Gerçekten sağlık. çok güzel bir eser. Sizin de elinize sağlık. Çok Sağ güzel olun. çaldınız. Hiç diyorum devam etsek mi? Durmasak. Siz böyle akordeonu almışsınız. Bir güzel bir tek başına bir şeyler gene çalsanız bize. Tamam, çalayım bir şeyler. Güzel bir farklı bir tarzda çalayım. Evet. Bir vals çalayım ben. Çok güzel, evet. Tamam. İvan Bey, Gagavuz halk müziğinin yapısından biraz bize anlatır mısınız? Şimdi Gagavuz halk müziği genel olarak ikiye bölünür aslında. Sözel ve enstrümantal. Tabii ki ağırlıklı sözel var. Çok çeşit türküler var. O türkülerin içerisinde kendi içinde yani bölümlere ağıtlar var. Ondan sonra düğün türküleri var. Balatlar var. Ve balatların çeşitleri var. Yani birçok sözel bir kültüre dayanan. Ve tabii ki bu sözel kültür de Gagavuz halk yaşayışını, kültürünü yansıtan sözlerinden gelen, nereden göçmüşler, nereden yapmışlar. Bizde enstrümantal var. Enstrümantal çoğu zaman daha çok oynak havalarda. Ritmik Hareketli. şeyleri nasıldır yani ritim olarak? Ritmik olarak da Mesela ona aksak ritimler de vardır tabii ki bildiğim kadarıyla. onu bahsedeceğim. Yani hareketli parçaların içerisinde aksak çok var. Bizde aksak ölçüler çok kullanılıyor. Mesela 9-16'lık çok sık kullanılan, 7-16'lık çok sık kullanılan. Ondan sonra 5-8'lik, 5-8. 5-8'lik 16'lıklarda kullanılıyor. Ama en çok 9-16'lık, 7-8'likler. Tabii ki düz 2-4'lük, 4-4'lük gibi yani havalarda çok sık kullanılıyor. Enstrümantal olarak yani enstrümanların içerisinde de en çok kullanılan bizim keman var. Ondan sonra kaval diye bir enstrüman var. Evet, onlar kullanılıyor. Esas otantik halk kavuş diye bir enstrüman var. Kaval Gayda var. dediğiniz bizim Gayda var. Türk halk müziğindeki şey, enstrümana yakındır değil mi? Aynı kavala Kaval tabii benziyor mu? tabii. O yan çalınan şey. Evet. Gayda var. Yani tulum dediğimiz şeyler var. Tabii ki sonra zaman Bizde içerisinde Karadeniz'de çalınıyor Evet, mesela onlar. evet. Sonra zaman içerisinde teknoloji geçtikten sonra halk müziğinde kullanılan çok akordeon oldu, kontrbas oldu. Ondan sonra yani trompet, klarnet çok kullanmaya başlandı.
Bir de şey, santur gibi bir alet var. Moldavlar çalıyorlar. O sizin müziğinizde var mı? O tımbal. O bizde yok. O özellikle Romanya ve Moldova'nın halk müziklerinde çok sık kullanılıyor ve çok... Ben Kişinev'de olmuştum 1980'lerde. Orada dinlemiştim. Müthiş çalıyorlar. Çok evet. Virtüöz. Sazlar çok güzel bir enstrüman. Ben de o bölümünde yani okuduğum için Moldova'da. Öyle mi? Tabii ki. Onun için ne olduğunu biliyorum onları. Çaldım da kendim onları. Çünkü biz evet. Onları falan eğitim görüyoruz o halk müziklerinde. Şey olarak, oktav olarak ne kadardı? Oktav olarak hatırladığım kadarıyla Orta Doğu'nun bir alt doğusundan bir 4 oktav yukarı çıkıyor onların şeyleri. Evet. Evet, çünkü bu mola çalgı bayağı bir var onların. O yüzden de, ama o mesela o enstrüman bizim halk müziğimizde yok. Bizim daha çok altyapı olarak akordeon, konturbas, davul, Türk davulu bildiğimiz Türk davulu. Ondan sonra keman, trompet, ondan sonra klarnet kullanılıyor. Ama o simbal dediğimiz şey, o kullanılmıyor bizde. O çünkü o Moldav ve Romen halk müziğine özgü bir şey. Şimdi bir Gagavuz eseri bir çalsak. Beraber. Evet. Mari Kız diye bir eser var. Evet, çok çok ünlü Gagavuz. Evet, siz de onu çok iyi biliyorsunuz. Evet. Ben de onu dinledim, çok hoşuma gitti. Neden biliyor musunuz? Bizim makama çok yakındır. Bizde şur makamı var. Sizde de bu melodi herhalde Türk makamlarıyla şey yaparsak, sentez yaparsak evet. Kürdü'ye yakındır. Evet, Kürdü'nün aynısı. Kürdü'nün, evet. Kürdü'ye yakın bir makamdadır. Hatta bir kısmı parçanın da Hüseyin'in inici hali. Evet. Fakat sonradan da Kürdü'ye dönüşüyor. Yani bir geçki oluyor, Kürdü geçkisi oluyor. O da tabii ki Türkiye'deki makamlarla yani karşılaştırırsak. Tabii ki Antik Yunanlılarda karşılaştırırsak o ayrı bir karşılaştırma tabii oluyor. Tabii o eski şeylere gider. Evet. Modal müziğe gider. Modal müzikte olunca evet. O tabii ki o işte Frigyen modu, Eolian modunda falan evet, bir şey oldu. Ama bir ortak mutlaka vardı. Yani çünkü o Azeri'nin, yani Azeri müziğinin, yani halk müziğinin o makamsal ve Gagavuz müziğinin makamsal o şortaklığı zaten ortada. Şu anda zaten belli olacak. Şimdi o. Biz onu bir tane örnek verelim. Hatta arasında ben bir şur makamını gezişim. Ondan hı-hı. Sonra da bir şeye bağlayalım. Oyna gülüm oyna diye bir Azerbaycan mahnısına bakalım. İkisini birleştirelim. Tamam. Tamam, dinleyiciler dinlesinler. Evet. Thank you.
Evet, değerli izleyicilerimiz, bugünkü konuğum çok değerli bir sanatçı. İvan Çelak. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, çok sağ bugün olun. Bugün sizinle çalmaktan çok zevk aldım. Ben de öyle, çok sağ olun. İnşallah ileriki programlarda bir daha görüşürüz. İnşallah. Değerli izleyicilerimiz, bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.